Ne ekersen bu hayatta evet. onu biçiyorsun. Annene babana nasıl davrandıysan sen de onu yaşıyorsun. Hikaye bu ki anneciğim babacığım diye mezarının başında hıçkırarak ağlıyordu. Affedin beni. Size layık bir evlat olamadım. 65 yaşındaki bir kadın mezarının başında ağlarken gördüm. Ve içim cız etti. Karşısında duran mezar taşlarıyla canlıymış gibi konuşuyordu. Arada bir durup hıçkırıyor. Daha sonra susuyor. Yine hıçkırıyor. Etrafındaki insanları aldırmadan konuşuyor. Sesini bir yükseltiyor, bir alçaltıyor. Dikkatimi çeken bu kadını uzaktan izlemeye hemen başladım. Yanından geçenler yarı acıyarak, yarı dalga geçerek bakıyorlardı bu kadına. Tam ayağa kalkmaya yeltenmişti ki hızla yanına koşup kolundan tuttum. Dedim ki, iyi misiniz? Yardım ister misiniz? Sizi uzaktan gördüm. Başınız sağ olsun dedim. O da gözleriyle teşekkür etti. Sonra dedi ki, annemi ve babamı ziyarete geldim kızım. Onları o kadar özlüyorum. Beni bin fedakarlıkla büyüttü anne babam. Yemediler, yedirdiler. Giymediler, giydirdiler. Okuttular, büyüttüler. Ama ben onları yüzüstü bıraktım. Kendimi asla affetmiyorum. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu yaşlı kadının bir dinleyiciye ihtiyacı vardı. Belli ki uzun zamandır kimse onunla konuşmamış, sohbet etmemiş. Ben de onu dinlemeye başladım. Üstelik vaktim de vardı. Kendimi kısaca tanıttıktan sonra eğer anlatmak isterseniz hikayenizi dinlemeye hazırım dedim. Gözlerini kocaman açtı. Boynuma sarıldı. Başına evet der anlamında salladı. Yakınlardaki bir kafeteryaya oturdum. Bir Türk kahvesi söyledik kendimize. Nuran teyze başladı hikayesini anlatmaya. Ailenin tek kız olduğunu, bu nedenle ev hanımı annesinin ve banka memuru babasının onun üzerine titrediklerini, okuması için her türlü fedakarlığı gösterdiklerini yaptı. En çok birlikte okuduğumuz ve keyif aldığımız zamanlardı bayramlarımız. Bayram sabahları erken kalkardık. Babam camiye gider, o gelmeden önce annemle beraber kahvaltıyı hazırlardı. Ben yeni kıyafetlerimi giyerdim. Pencerede oturur yeni kıyafetlerle babacığımın gelmesini beklerdim. O kahvaltı sofrasının tadı başka hiçbir yerde yoktu. Ardından anneannem de toplanırdı. Diğer büyükler de sırasıyla anneanneme gelir, biz onlara ziyarete giderdik. Topladığım bayram harçlıklarım da benim olurdu. İstediğimi alır, parayı alıp istediğim yerde gidip eğlenirdim. Okuyup doktor olduktan sonra kendisi gibi doktor olan eşiyle evlenmiş, bir kızı bir de oğlu olmuştu. Ne yazık ki ben çocuklarıma ailemden gördüklerimi yaşatamadım, aktaramadım. Eşimle gezmeye bayılırdık biz. Arife gününden yola çıkar, yaz demeden, kış demeden, yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Çocukları da alır, hep seyahat ederdik. Anneme babamı seyahate çıkmadan önce arardım diyor. Erken de olsa bayramlarını kutlardım, öyle giderdim seyahate. Bundan seneler önce bir Ramazan bayramı arifesinde yine onları arayıp bayramlarını erkenden kutladım. Çocuklarla birlikte yurt dışı uçuşumuz vardı. Bir döndük ki acı haberi aldık. Bayram sabahı annemin ayağı banyoda kayıp burkulmuş. Ve o burkulmayla annem kafasını lavaboya çarpmış. Başından kan gelmiş. Babam da onu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirmiş. Komşular 3 gün boyunca haber alamamışlar. Ne anneciğimden ne babacığımdan. Kapıyı kırarak içeri girmişler. Maalesef ikisini de kurtaramamışlar. Of. Tekrar göz pınarları dolmuş. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu Nuran teyze. Şimdi Nuran teyzenin acısını anlayabiliyordum.
ailesi tüm fedakarlıklarla doktor olmasını sağlamış ama onlara yardım edememişti. Bayram sabahı seyahate çıkmak yerine anne babasının yanında olsaydı, onları her gün arasaydı, onların ne yaptığından haberi olsaydı onları kurtarabileceğini düşünüyordu ve vicdan azabı çekmeyecekti. Nuran teyze çocuklarıma da farkında olmadan bayramın seyahat etmek olduğunu anlattım dedi. Yıllarca onlar da beni örnek aldılar. Bayramda seyahate çıktılar, arkadaşlarıyla gezdiler. Hiçbir zaman benim yanımda olmadılar. Torunlarımdı neredeyse hiçbir bayram görmedim. Şimdi anne ve babamın bayramlarda neler hissettiklerini çok daha iyi anlıyorum. Onları bırakıp gitmek ne büyük hataymış. Bayramda büyüklerle birlikte olmak ne büyük hataymış. Artık kendini tutamıyor Nuran teyze. Kışkırıkları yükseliyor. Hayat ona bir şeyler öğretmiş. Ama bu öğrettikleri çok ağır bir bedel olmuş. Eşi de 2 sene önce vefat etmiş Nuran teyze. O da yapayalnız kalmış. O an aklıma bir fikir geldi. Biraz sakinleştiğinde onunla paylaştım. Gözleri parladı. O kadar mutlu oldu ki. Ertesi gün bayramın 1. günüydü. Elimde çikolata paketi, çiçeklerle kapısını çaldığımda boynuma bir anne şefkatiyle sarıldı. Kıçkıra kıçkıra ağladı, yanaklarımdan öptü. Nuran teyzenin 4 bayram boyunca ziyaretine gittim. Her seferinde mutluluktan yüzü aydınlandı. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ona ne ikram edeceğini bilmez tatlı bir telaş içerisindeydi. Mutfakla salon arasında koşturup duruyordu Nuran teyzem. Geçen gün Nuran teyzemin hatırını sormak için aradığımda telefona kızı çıktı. Ve Nuran teyzeni kaybettik dedi. İnanamadım. İnanmak istemedim. Ama artık Nuran teyzem yoktu. Tek tesellim çok sevdiği anne ve babasına kavuştuğu ve bundan sonraki bayramları artık onlarla geçirecek olmasıydı. Bu bayram onu en sevdiği çiçeklerle yine mekanında ziyaret edeceğim. Şimdiden yüzündeki kocaman gülümsemeyi görür gibiyim. Sevgili dostlar, bayramdır küskünleri barıştıran, uzaktakileri birbirine kavuşturan, bayramlaşmadır seveni sevdiğiyle kucaklaştıran. Bayramlarda bunu da yaşamıyorsak, yaşatamıyorsak yalnızlığa kapı açmış oluyoruz. Her zaman sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice keyifli bayramlarınız olsun inşallah. Çocuklara bayramlaşmanın önemini anlatın. Unutmayın. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Bu dünyada ne ekersen yine onu biçeriz. Evet. Dünya mezraatül ahiret diyor Peygamberimiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ekersiniz, ahirette biçersiniz. Biçiyorsun değil mi hocam? Şimdi genç yaşta arkadaşlarımız var. Yusuf dedeleri, onlara ne söylemek ister bu bayram? Ben onlara ne söylemek isterim? Bayramı dolu dolu yaşayın. Ali var, Ömer var, Efe var, Meryem var. Yani çok anneniz, seyircimizin ismini saymak istiyorum ama vaktimiz olmadığı için. Anneniz, babanız yanınızdaysa onların pamuk ellerini öpün. Yanaklarını öpün. Bayramda dualarını alın. Yaşlı teyzeleriniz, yaşlı komşularınız varsa onları mutlaka ziyaret edin. Mutlaka ellerini öpmeseniz de uzaktan el sallayın onlara. Ve bayram olduğunu onlara da hissettirin derim. Görüntülü arayın. Tabii görüntülü arayın tabii. O da bir nimet. Evet, gidemiyoruz ama. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bazı seyircilerimiz telefonlar açmışlar. Fikirlerini söylüyorlar. İşte bu bayram çok mutsuzuz, çok kötüyüz, yok, çok endişeliyiz diye. Sizi şimdi bir duaya davet edeceğim. Evet, hepimizin zor anları yok mu? Hepimizin zor anları var. Hepimizin zorlukları var. Ve bu zorluklarda, yaşadığı en zor anlarda Hazreti Ali'nin bir duası var. Dursun Ali Erzincanlı yorumluyor bu duayı. Gelin birlikte el açalım, biz de dua edelim. Bakın Hazreti Ali en zor anlarında nasıl dua edermiş. Allah'ım hiçbirimizi boş çevirmesin inşallah. Yumatsa bu lütfun ehli cürmün cürmünü yarab. Ya ol bir hat ve bir payan olan ne deryayı neylersin diyor şair. Ey ulu Allah'ım, senin rahmet denizin günahkarın günahını yıkamayacaksa
neye yarar ya Rabbi? Ver de yıkasın diyor. Ben de inanıyorum ki Mevla bir ayın sonunda bu bayram gününde bizleri topyekün affedecek, yıkayacak, temizleyecek inşallah. İnşallah. Hocam bazen biz fark edemiyoruz. Yani şu fani dünyanın şaşasına öyle bir kapılıyoruz ki. Aslında o sözü de çok seviyorum. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya tabii için, her an ölecekmiş gibi ahiret için yaşanmalı. Aslında dünyanın üç günlük olduğunu, hiç kimseye kalmayacağını, değil mi? Neyin telaşındayız, neyin derdindeyiz? Niye bu kötülükleri yapıyoruz? Şu kötü olan insanlara bazen seslenmek istiyorum. Sizin öbür dünyadan haberiniz var mı? Var mı? Değil mi hocam? Ya. Nasıl bir kötülükleri yapabiliyorsunuz? Nasıl bir vicdana sahipsiniz? Bir dua var mı hocam bize kötülük yapanlar için? Mesela hep onu düşünürüm. Hani zarar gördüğüm bir insanın... Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumul hesab. En güzel ve en kısa dua. Ya Rabbi o günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri, inananları bağışla ya Rabbi diyorsun. Bundan güzel dua olur mu be kızım? Ve bu, biz bunu 5 vakit namazda hep okuyoruz be kızım. Namaz kılmıyorsan bundan da mahrumsun işte. Evet buyur. Evet aslında biz hep böyle ben kendim için söyleyeyim. Hep sıkıştığımız zaman dua ediyoruz. Tabii aslında. Doğru tabii. Dua her an aslında dilimizde olmalı. Çünkü dua her zorluğun anahtarı. Hani öyle anlatırlar ya. Karadeniz'de dalgaya tutulmuş vatandaş. Ya Rabbi bizi sahile çıkarırsan 50 koyun vereceğim, keseceğim. Efendim biraz yaklaşmış 25'e düşmüş. Biraz yaklaşmış 10'a düşmüş. Sahile ayağını atınca aldattım onu demiş. Kimin kimi aldattığı belli değil kızım. Ama aldanan biz olacağız. Biz. Okay, Allah diyelim. Korusun. Evet buyur. Doğru söylüyorsunuz evet. Aslında. Sevgili seyircilerimiz, aldanan biziz. Şu ya, fani tabii. Dünyanın şaşasına aldanıyoruz. Heh. Bazen zenginliğimize güveniyoruz. Bazen güzelliğimize güveniyoruz. Bazen makamımıza güveniyoruz. Ama günün sonunda görüyoruz ki bu fani dünya ne sana ne bana kalmıyor. Ne de diğerine. Sandalyeyi ayağın altından çek diğer mi boşta kalıyorsun.